أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أرخداش أربو جنكي درس مزدى يا مرد واصل فصل وصلاة الاستسقاء مسنونة يا مر طالبن دبل ما نمازي سنة ترزاة استسقاء sarftan da hatırlayacağınız üzere talebu saka anlamına gelmektedir. Yani suyu talep etme anlamına gelmektedir. E, bu şekilde müsemma olmuş. Mesnu Bu namaz sünnettir. Yani kıtlığın olduğu dönemlerde, yağmurun az olduğu dönemlerde, insanların yağmura ihtiyaç duyduğu dönemlerde e, yağmur duası namazında bulunmak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı, uyguladığı namazlardandır ve sünnettir. Peki ne yapılır? Fe'muruhum el imamu bit İmam cemaatine, köylüsüne veya vatandaşlara tövbe etmeleri gerektiğini söyler. Ve Sadaka vermeleri gerektiğini söyler. Hani sadaka belayı def eder. Yağmursuzluk da en büyük belalardandır. Ayrıca neyi emreder? وَالْخُرُوجِ مِنَ الْمَظَالِمِ Yani zulümlerden mazleme yani yapmış olduğu zulümlerden çıkma, terk etme emrinde bulunur. Ve musalahatil a'dâi eğer varsa bir düşmanlık, tabi buradaki düşmanlıktan kasıt kafirlerden olan düşmanlık değil. Yani diyelim mesela aynı köylüdürler, hatta aynı akrabadırlar. Birbirleriyle konuşmuyorlar, bir münasebetleri yok. Ve bunlarla sulh yapmaları, yani barışmaları gerektiğini emreder onlara. Ve siyami thalateti üç gün kendilerine oruç tutmalarını söyler. Thumme yakhrucu bihim fil yevmir rabi'i fi thiyabin bizletin. Sonra dördüncü gün aynı şekilde imam kendileriyle, kendileriyle birlikte fi thiyabin bizletin. Yani böyle çok şatafatlı elbiselerle değil. Yani günlük giydikleri işte işe giderken ya da efendime söyleyeyim normal günlerde Giydikleri böyle çok şey elbiseler de değil de, çok lüks elbiseler de değil de, pahalı elbiseler de değil de böyle mütevazi elbiselerle birletin yani hani bir zenginlik ama emaresi olmasın şeyde yağmur duası namazında. Çünkü sen her ne kadar zengin de olsan yani haddi hesabı olmayacak şekilde senin malın mülkün de olsa sen orada en fakir insanlarla aynı durumdasın. Çünkü fakir olan insanların yağmura ihtiyaç duyduğu gibi senin de aynı şekilde yağmura ihtiyacın vardır. Başka ne yapılır peki? ve وَتَضَرُّعٍ Hani dedik ya ثُمَّ يَخْرُجُ بِهِمْ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ فِي ثِيَابٍ بِذْلَةٍ ve وَتَضَرُّعٍ Yani böyle e, boynu eğecek bir şekilde. İstikane demek yani böyle e, zillet, e, emaresi sende oluşacak şekilde. istikane yani böyle boynu eğme, böyle zavallı şekilde gözükme. Ve tedarruin yani böyle tevazülü bir şekilde. Yine aynı şekilde bunlar müteradif kelimelerdir. Ve yusalli bihim ke kesalatil ideyni. İmam bunlarla birlikte ne yapar? E, i̇ki rekat namaz kılar. Kesalatil ideyni. Bayram namazı gibi. Ne demek şimdi bayram namazı gibi? yağmur duası bayram namazı gibidir demek veya namazı bayram namazı gibi kılar demek ne demek? Hani hatırlarsanız önceki dersimizde de biz bayram namazını anlatırken dedik ki ilk rekatta 7 tekbir getirilir. ikinci rekatta ise 5 tekbir getirilir. Aradaki tekbirlerde eller kaldırılır. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallahü allahu ekber denilir. Yani bayram namazını nasıl kılıyorsak bunu da aynı şekilde kılarız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste Haraca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yesteski. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yağmur talebinde bulunmak için çıktı. Fecaale ilen nâsi zahrehu ve stekbelel kiblete. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlara sırtını döndü. Kendisi kıbleye yöneldi. Ve havvele ridâehu summe sallâ rekateynim ridasını şimdi birazdan da geleceği üzere ters çevirdi, elbisesini ters çevirdi, iki rekat namaz kıldı. Tabi bu namaz arkadaşlar sadece mukim olan kimseye özel değil. Hem seferde olan kişi ihtiyaç halinde bu namazı kılar hem de mukim olan kişi kılar. Öyleyse bayram namazı gibi iki rekat olacak şekilde namaz kılındıktan sonra ثُمَّ يَخْتُبُ بَعْدَهُمَا Sonra e, bu iki rekatlık namazdan sonra hutbe verir. Tabi bu hutbe farz değildir. Yani diyelim mesele yapılmadığı takdirde namaz eksik kalmaz. E, normal e, rükunlarıyla, şartlarıyla, normal hutbede aranan şeyler neyse aynısını yapar. yuhavvilu Ridahu rizasını yani giymiş olduğu elbise. Hani günümüzde belki hocalar, imamlar rida giymezler. Rida hani entari, üstten aşağıya kadar giyilen elbise anlamına gelmektedir. Şimdi bu rida ile ilgili arkadaşlar yani tahvilu rida ne demek? Kimleri normal elbiseyi ters çevirme. Diyelim yani mesela şu an benim üstümde gömlek var. Gömleğin dış yüzü çok daha güzel bir şekilde yapılmıştır. İç yüzü biraz daha şekilsizdir. Yani mesela dikiş kısımları tamamen iç taraftadır. Hani kimi elbiseler var içi dışı da e, kullanılıyor aynı e, usulde yapılmış özellikle ceketlerde belki bu durum var onları kastetmiyoruz tabi normal mesela şu üstümdeki elbiseyi ben şey yaptığımda ters çevirdiğimde biraz daha şekilsiz hani dedi ki orada elbise fitiye bin bizletin elbise mütevazi bir elbise olacak çok böyle şatafatlı bir elbise olmayacak bu da işte elbisesinin iç kısmını çıkartacak e, yani diyor ya içini üstüne, üstünü ise içine getirecek. Ee, bu şekilde giyecek sonradan. Ya da ne yapar? Ya da diyelim mesela şu elbiseyi ters çevirir. Hani daha böyle ne kadar aciz olduğunu belli etmek için, göstermek için elbiseyi ters çevirecek. Ee, elbisenin arka kısmı ön tarafa dönecek ve dolayısıyla sol tarafa sağ kolunu, sağ tarafa ise sol kolunu koymuş olacak. Ve yukthiru minad duai. Çok dua edecek yani hem imam hem de cemaat vel istiğfarin bol bol istiğfarda bulunacaklar çünkü başımıza gelen musibetler belalar ya yapmış olduğumuz günahlardandır ki bunun tedavisi ise istiğfardır ya da Allahu Teala'nın bir imtihanıdır o da o imtihanın da giderilmesi veya o imtihana karşı da sabırlı olunması ancak dua ile mümkündür ve yed'u bi duai rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ne yapacak? Burada kendisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı duaları yapacak kendisi de. Neymiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı dua? Yani mesur dua hangisidir? Ve huve o da şudur. Allahümme cealhe. Ey Allah'ım bu yağacak olan yağmuru, senden talep etmiş olduğumuz yağmuru Sok ya rahmetin, rahmet yağmuru kıl. Yani azap yağmuru da var. Önceki kavimlerin helakından bunu biliyoruz. Veya günümüzde özellikle küresel ısınmadan sonra yani her gün belki haberlerde şeyi görmekteyiz. Yani bu yağmur nedeniyle işte oluşan heyelanları, oluşan su baskınlarını. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam suqya rahmetindir. Ve la tec'alha suqya azabin. Azap yağmuru kılma, azap suyu kılma. ولا محقن helak suyu kılma ولا bala'in bela kılma ولا hedmin yıkm kılma hani yağmur geldiğinde eee yıkım da meydana gelebilir ولا garakin ve bir de boğulma yağmuru kılma Allahumme ey Rabbim ale zirabi düz tepelerin üzerine yağdır zirap arkadaşlar varibin kelimesinin çoğuludur eee tepe anlamına gelmektedir Vel ekemi, ekem de aynı şekilde ona yakın bir manadadır. Cem'u ekmetin, o da ekmetin kelimesinin çoğuludur. Ve <laughs> mene bitiş şecari, yani ağaçların bittiği yerlere. Çünkü ağaçların bittiği yerler, bittiği yerlerden kasıt çıktığı yerler anlamında. Bu çıktığı yerlere yağmuru yağdır. Niye? Çünkü ağaçların kökleri sulansın. Ve butunil evdiyeti, vadilerin işte... E, ee, karınlarına ortak kısımlarına yağdır ki hani sular e, akıp gitsin e, insanların evine gelmesin yani hani su bir dere şeklinde bir yerde toplanıp gittiğinde insanlara da zarar vermeyecektir Allahum vehaleyine la aleyne ey Rabbim etrafımıza yazdı çünkü bahçeler, bostanlar genelde etrafta olur köyün veya şehrin dış kısımlarında olur Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam da böyledir. Hatta e, normalde bu dua yağmur çok aşırı yağdığında ve ki siyerden de onu biliyoruz. E, Müslümanlar yağmur istediğinde yağmur çok fazla geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Allahümme havaleyne la aleyne dedi. Ey Rabbimiz, e, ey Rabbim etrafımıza yağdır, üzerimize yağdırma. Yani etrafımızdaki bağ bahçeler, ağaçlar bu yağmurdan istifade etsin. Allahümme sqine ey Rabbim bizleri sula e, yani ey Rabbim yani bizlere yağmur gönder mugithen yani böyle bizlere yardım edecek sıkıntılarımızı giderecek e, bir yağmur gönder heniyen bizleri rahatlatacak bir yağmur gönder meriyen e, yani böyle ağızda güzel tat oluşturacak hani biri de heniyen meri ederiz ya bir şey yediğinde kendisine o şekilde dua ederiz e, Sahen", yani e, ne olacak şekilde? Yani böyle sert ve tane tane güzel bir şekilde e, olacak e, şekliyle bizlere yağmur gönder. Amen yani her tarafı kuş atacak, ihtiyaç duyulan her tarafı kuş atacak şekilde gönder. Gadakan hani kelime kelime manasını vermeye çalışıyoruz. Muhtemelen yani bunların birçoğu da müteradif kelimelerdir, birbirlerine yakın kelimelerdir yani böyle saanak saanak yağsın tabakan böyle tabaka tabaka her yere gelecek şekilde mucellilen bu da aynı şekilde kuşatacak şekilde daimen ile yavmiddin kıyamet gününe kadar diyasın manasında değil yani kıyamet gününe kadar ihtiyaç duyduğumuz her zaman gelsin. Allahum mesqina el gaytha ey Rabbim bizleri yağmurla sula ve la tec'alna Bizleri işte senin rahmetinden ümit kesenlerden eyleme. Çünkü Allahu Teala ne kadar sıkıntılı bir süreç atlatsak da daima bizlerden kendisine yalvarmamızı ister. Zaten bela ve musibetlerin amacı da nedir? Allahu Teala'dan o bela musibetleri bizlerden gidermesi için yalvarıp yakarmamızdır. Bu sebepten dolayıdır ki Allahu Teala kendisinden bir şey istenmesini çok sever. Allahu Teala'nın hoşuna gider Müslüman kullarının kendisinden bir şey istemesi. İnna Allah la yuhibbul muknitin şeklindeki ayetlere baktığımızda e, allah Allahu Teala'nın e, umutsuz olan yani özellikle kendisinin rahmetiyle ilgili umutsuz olan kişileri sevmediğine dair e, onların zalim olduklarını ifade eden ayetler vardır. Allahümme ey Rabbim, ey Rabbimiz inne bil ibadi vel biladi Ey Rabbimiz senin kullarına ve beldelere minel cehdi yani böyle zorluk veren vel cu'i açlık veren ve danki fakirlik bir durum peyda olmuştur. Onların başına böyle bir şey gelmiştir. ma neşku illa ileyk Bizler de bunu ancak ve ancak sana şikayet ediyoruz. Allahumme en bitilene ez ezzer'a Ey Rabbimiz ekini bizler için bitir ve edirre lena ee, hayvanların memesini e, sütle doldur, Edirre demek yani e, sütle doldur, fazlaca süt ver e, onlara, memelerini sütle doldur. Ve enzil aleyne min bereketi sema'im, semanın gökyüzünün bereketlerini indir ki o da yağmurdur, e, rüzgardır yani ölçülü şekilde olacak rüzgardır, azap rüzgarı değil. Ve en bitilene min bereketi erdi, yerin bereketlerini bizlere çıkar. وَكْشِفْ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ Yani şu belayı bizlerden gider. مَا لَا يَكْشِفُهُ غَيْرُكْ Senin dışında kimse de bu belayı, musibeti bizlerden giderecek değil. Allahümme inna nestağfiruke inneke kunta gaffara. Ey Rabbimiz bizler senden bağışlanma dileriz. Muhakkak ki sen gaffara çok ve çok bağışlayansın. Fe ersilis sema'e aleyna midrara. Yani semayı semadan kasıt burada yine yağmur anlamına gelmektedir. Midrara hani o edirre dedik ya yani bol bol bizlere gönder yağmuru. Ve yagtesilu fil vadi Yağmur yağdığında insanlar da tabi uygun bir şekilde eğer uygunsa vadilerde kendilerini yıkarlar. Tabi eskiden Hani bu tür yerlerde yıkanırlar diye insanlar suları evlerine taşırdı yıkardı ya da gider direkt yani tıpkı bir nehre atlar gibi, bir göle atlar gibi buralarda yıkardı. Eğer e, imkan varsa da ne yaparlar? E, şey yaparlar, yani evlerinde o suyu bir leyen ve benzeri bir şeyle bir yerde toplama imkanı varsa o biriken suyla yıkarlar. O وَيُسَبِّحُوا لِلْرَعْدِ وَالْبَرْقِ İşte şimşek çaktığında ayrıca ve bir de gök gürlediğinde ne yaparlar? Allahu Teala'yı tesbih ederler. Bu vesileyle yağmur duasını da yaptık. Yağmur duası namazının keyfiyetinden de bahsettik. Velhamdülillahi Rabbil alemin.